Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Teknoloji Oku yorum programıyla karşınızdayız. Bu hafta da teknoloji gündemini sizler için değerlendiriyoruz. Bu hafta gündemimiz biraz yoğun yalnız. En önemli gündemlerden bir tanesi Apple'ın yeni ürünleri. Evet, Apple geçtiğimiz günlerde yeni ürünlerini tanıttı. Onun haricinde Xbox ile ilgili bazı olaylar var. Ondan bahsedeceğiz. Bir de Amazon Prime meselemiz var. Türkiye'ye geldi. Onu da değerlendireceğiz. İlk olarak Apple'ın ürünleriyle başlayalım. Evet. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz arkadaşlar Apple bir online etkinlik düzenledi ve bu online etkinlikte Watch S6 yani seri S6 Apple iPad 8. nesil geldi. Bir de Air geldi. Yani toplamda 4 tane ürün tanıtıldı ve bu ürünlerin Türkiye fiyatı da hemen belli oldu. Açıkçası ben iPad tarafındaki fiyatları uygun buldum. Ama hani aynı şeyi Watch için söyleyemeyeceğim. Çünkü hani uygun fiyatlı tanıtıldı SE. Hani böyle seriye 6'yı alamayanlar alsın diye tanıtıldı. iPhone SE gibi. Watch SE çıktı. Fiyata bakıyoruz. 2600 lira mı 2700 lira mı ne bir etiketi var. Yani bayağı bir yüksek. Ki baktığımız zaman da hani seri 3 vardı biliyorsun satılan evet. Hala. Hala satılıyor burada. 1800 lira galiba. Yani onunla kıyasladığımız zaman arada böyle aman aman bir fark yok. S5, S6'daki aynı tasarım var. Ama mesela şey yok, EKG özelliği yok SE'de. Ayrıyeten S6 ile gelen bu kandaki oksijen oranının ölçme özelliği de yok. Bir yani farklı olarak ne var? Uyku takibi var. Başka da bir şey yok yani. Evet. Diğer özellikler S3 ile birebir aynı. Açıkçası yani ben olsam, yani Apple Watch alacak olsam SE yerine gider 1000 lira daha az veririm. Seri 3 almak daha mantıklı. Daha mantıklı. Seri 6'da da tek önemli fark, aslında iki tane önemli fark var. Kandaki oksijen miktarını ölçüyor. Bir de değişik renkler gelmiş. Hani renk seçenekleri koymuşlar. Onun dışında bir fark yok yani. Kandaki Apple klasik bu. Bildiğiniz Apple yani. Hani kandaki oksijen oranını ölçme. Daha önce bazı söylentiler çıkmıştı. Normalde 5'te de varmış. Series 5'te. Series 4'te de varmış. Sadece yazılımsal bir değişiklikmiş ama Apple bunun için özel sensörler geliştirmiş yine. Öyle anlattılar en azından. Bu sensörlerle birlikte daha doğru bir şekilde ölçebilecekmiş. Hatta oradan pandemiye falan bağladılar işi. İşte kandaki oksijen oranıyla şöyle Covid bir şeyler anlattılar. Evet. Ama bana biraz böyle allayıp bullama geldi. Bildiğimiz yine normal. Günümüzde pek çok akıllı saatte bulunan kandaki oksijen oranını ölçme özelliği ki şu anda abi senin kolunda bulunan saatte bunda yok ama bileklik bu. Bileklikte, saat. Bileklikte yok ama mesela Huawei Watch GT 2'de var, 2E'de yani, var. Ki o onların fiyatı da var. Hani baktığımız 1500 zaman 1500 lira falan yani. Şey çok aşağısında şimdi seri S6'ın çok aşağısında. Seri S6 3700 lira. Yani dolayısıyla çok para yani. Anlamsız bir şey geldi bana açıkçası. Evet. Ya bu sefer olmamış arkadaşlar. Hani geçtiğimiz sene de gerçi böyle aman özellik duyurulmamıştı. Gerçi aynı o zaman da aynı şeydi yani. Bu sene de çok ne zaman bir yenilik olur? Bence şahsi görüşüm. Der ki ya biz saatte şeker ölçebiliyoruz artık. Ya da işte tansiyon ölçebiliyoruz. Bunlar gerçekten sağlık alanında özellikle tansiyon mesela çok şeker önemli bir biraz adım zor olabilir. Yani şeker evet kan alması gerekiyor çünkü. Şimdi o belki biraz zor ama tansiyon bir derece olabilir. Gerçi onda da hani mekanizm olması lazım. Çok önemli. Evet. Ama belki bir şekilde yapabilirlerse eğer işte o büyük bir adım olur. Ama var zaten o özellik. Kandaki oksijeni sen bugüne kadar vermemen ayıptı zaten. 1500 liralık saatte veriyor adam. Sen 3700 liralık saatte sanki böyle dünyayı yeniden keşfetmiş işte gibi anlatan şimdi şöyle, anlatan Apple, şey yapıyorsun. Apple şu anda biliyorsun şirketin değeri 2 trilyon doları geçti. Hani iniyor çıkıyor borsa değerlerinden bahsediyorum. 2 trilyon dolar civarında ve bunu Tim Cook zamanında yapıldı. Tim Cook da şeyi iyi biliyor. Apple ekosisteminden para kazanmayı iyi biliyor. Ve hani yeni bir şey sunmuyor ürünlerinde. Tim Cook'un dönemindeki bütün ürünlere bak. Yeni, çok inanılmaz hiç, bir yenilik evet. Yok ama inanılmaz bir yenilik satıyor, yok, yenilik yok. Para kazanıyor. Bir şekilde adam ekmeğinin peşinde koşuyor. Ya Steve Jobs zamanında mesela gerçekten yenilikler oluyordu. Ben bu arada arkadaşlar küçük bir kuşumuz var. Küçük bir ev aslında bayağı bir. Bayağı bir papağanımız var odada. Yani. Arada sesini duyacaksınız kusura bakmayın. O detaylarda gösterelim. Detaylarda gösterelim Oğuz onu. Koyalım oraya. Bize arada ses veriyor. Güzel de bir kuşumuz bu. Bu arada ben şeyden bahsetmek istiyorum ya. iPad'lerden de bahsedelim. Onlar da çok büyük bir yenilik gelmedi. Ben onlarda yenilik gelmedi ama Yonga setleri tarafından güç olarak çok övdüler. Dediler ki işte 8. nesil iPad için işte 2 kat daha güçlü dediler normal bir Windows bilgisayardan. Tabi burada oyun bilgisayarlarından falan bahsetmiyorlar. Normal iş için kullanılan bilgisayarlardan bahsediyorlar. Evet. Onun haricinde bir Android tabletten 3 kat daha güçlü dediler. Ve Chromebook'lardan da 8 kat daha hızlı güçlü dediler.
Tabi bu rakamların ne kadar doğru olduğu, hangi cihazları baz aldıklarını bilmiyoruz yani. Onun haricinde biliyorsun A14 Bionic Yonga seti var. iPhone 12'lerde kullanılacak olan. O da yeni iPad Air'da geldi ve o Yonga seti de ortaya çıkmış oldu. Yine o Yonga seti içinde çok efsane şeyler söylediler etkinlikte. Yani günümüzdeki en böyle hızlı iş bilgisayarlarından iki kat daha hızlı falan dediler. Ya işte şimdi orada şu sıkıntı var yani. Hatta biz bunu seninle yazışmıştık akşam haberleri yazarken de. Şimdi Air'a fiyatına bakıyorsun 5699'da yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Hadi normal 8. nesil daha ucuz da 3299 lira bildiğim kadarıyla. Ama arada bayağı fark var. Şimdi arada fark var. Eyvallah da şimdi sıkıntı şu. Tablet dediğimiz zaman tabletin bize sunabileceği şeyler tamam. Bilgisayardan 10 kat hızlı olsun. Bilmem neden 5 kat hızlı şey olsun ama tabletin yapabileceği... İşletim sistemi tarafında baktığımız evet, zaman farklar mevcut. Belli evet, sınırlamalar var. Ha, yaparsınız. Bizim sektörde bir sürü arkadaş var. iPad'le videoda montajda yapıyor bilmem ne de yapıyor. Yapılır yapılmaz değil. Ama o sınırlamalar mesela beni çok zorlar. Yani ona vereceğim parayı. 5600'ü oraya vereceğimi. 2000 lira daha verip düzgün bir işte dizüstü bilgisayar almak. Ya bu tamamen işte biraz kafa meselesi bana aslında. Biraz daha mantıklı geliyor. Hani ekosisteme alışmakla ilgili bir durum aslında. Değişiyor. Dediğimiz gibi. Ama işte bizim gibi productivity yani üretkenlik üzerine çalışmalar yapıyorsan bizim için çok mantıklı değil. Ama hani bir şey izleyeceğim, bir tane mail atacağım, Facebook'tan Ahmet'i tutacağım, dayımın bir fotoğrafını paylaşacağım dediğin zaman ya bu daha çok hani iş bilgisayarı diyoruz ya. İşte adam mesela ne yapıyor? Rapor yazıyor. İşte mail atıyor. Mail alıyor. Maillerini kontrol ediyor. Yani daha basit işler için. Ama kalkıp da işte video montajlayacak. İşte Photoshop'ta resim yapıyor, şey yapar ama sınırlı bir şekilde. Sınırlı yapıyor. Bir şekilde. Yapıyor yoksa yapmıyor değil bu arada. Yani bir de bilgisayarda bunları daha kolay, daha basit ve daha erişilebilir bir şekilde yapabiliyoruz. Yani Apple bildiğimiz gibi arkadaşlar. Ama fiyat şey... bana uygun geldi. Yani 5700 lira açıkçası hani ben daha yüksek bir etiket bekliyordum Apple'dan. Çünkü Apple yurt dışı fiyatına bakıyorum. Hani 500 küsür dolardı. Hani biliyorsun genelde biz onu 10 ile 11 ile 12 ile falan çarpıyoruz. Evet hatta yani 15'e çıkıyor bazı biraz, günlerde artık. Evet biraz böyle altında kaldı. O da herhalde şeyden ötürü oluyor. Bu tabletlerde falan telefonlarda alınan birçok vergi yok. İşte özel iletişim vergisi tabii, olsun. SIM kart olmadığı TRT için. TRT payı, MRT payı onlar ya falan. Ya SIM kart olmayanlar versiyonu evet, için konuşuyorum. Şimdi Xbox fiyatları açıklandı arkadaşlar. Biz de haberini yaptık. Hatta sitemizde haberi de vardı. Ama daha sonra o fiyatları kaldırdılar. 7499 Series X için. Series S içinde 4599 galiba. Evet 4600 lira da onun içindeydiler. Şimdi bazı arkadaşlar, izleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Xbox One X'te de benzer bir olay yaşanmıştı. Önce fiyatı duyurmuştu Microsoft. Türkiye daha sonra bu fiyatı çekmişlerdi. Herkes dedi ya daha yüksek fiyat. Sonra bir baktık daha düşük fiyattan duymuşlar. Hatta 100 lira mı 200 lira mı daha düşük bir fiyat yazmışlardı. Bence şu nedenle çektiler. PlayStation bir etkinlik düzenleyecek. Biz bu etkinlikten önce niye bu fiyatı yayınladık diye sordular kendi kendilerine. Dediler ki ya etkinlikten sonra yayınlayalım. Hatta belki bu videoyu biz şimdi çarşamba günü çekiyoruz. Cumartesi günü yayına gelecek. Belki cumartesi gününe kadar Microsoft tekrardan fiyatlarını açıklayacaktır. Çünkü çarşamba yani bu akşam PlayStation etkinliği de var. Belki PlayStation 5 fiyatı da. Peki sen düşer mi diyorsun fiyat? Bence abi şöyle bir durum var. PlayStation 5 fiyatına bakacaklar ki ben PlayStation 5 fiyatında arkadaşlar 7999 lira diye bekliyorum. Benim şahsi görüşüm bu. PlayStation 5 eğer 7999 lira diye çıkarsa ben bu şekilde bekliyorum. Bence Xbox aynı şekilde verecek fiyatlarını yine. Hani arada da bir 500 lira bir fark olacak. Aynen daha ucuz. Peki daha yüksek atıyorum daha düşük çıkarsa ne olacak sence? 7999'dan mı? Daha düşük mesela 7000 lira derse o zaman indirecekler mi fiyatı? Belki indirebilirler. Çünkü zaten hani PlayStation Türkiye'de daha güçlü. Bunu onlar da biliyor. Dolayısıyla daha düşük bir fiyattan çıkabilir. Bu arada bir ilginç bir şey vardı geçen gün Instagram'da onu da anlatayım. Adamın bir şey yazmış. Bulgaristan'da işte şu kadar euro hesaplamış onu. Xbox'ın fiyatını. 3800 lira mı denk geliyor? 200 lira demiş gidiş geliş otobüs parası. Tabii vizem varsa tabii. Ya, vizem varsa tabii canım. Giderim iki tane alırım gelirim. Birini ertesi satarım. Bir tanesini satarım. Biz bunu söylemiştik. Bedavaya gelmiş. Biliyorsun biz bunu birkaç ay önceki videoda söylemiştik. Yani yurt o zaman tabii pandemi falan yoktu da. Hani yurt dışına çıkıp alsanız daha mantıklı olacak gibi bir fiyat şeyini düşünmüştük çünkü. Ama öyle zaten öyle yani şu anki fiyatlarla. Bir de şimdi konsol gibi cihazlarda şey yok biliyorsun hani vergi yok bir şey yok çantana koy getir yani. Hani aynen onlar da arkadaşlar bir tane getirirsen de kimse sana hani niye getiriyorsun demez. Bir tane getirebiliyorsun zaten onu kimse demiyor. Yani hatta en kötü kutusunu yani atarsın yani evet, dersin ki yani oradaydı evimdeki aletim getiriyorum dersin. Bir de bunlar da biliyorsunuz arkadaşlar eskiden bölge sınırlaması oluyordu işte.
Atıyorum Avrupa'daki bir oyun Türkiye'de çalışmıyordu. İşte Dubai'den geliyordu. Bir sürü bir olaylar vardı. PAL, NTSC falan filan. Şimdi öyle bir şey de yok. Bölge kilidi diye bir olay da yok. Zaten IMEI gibi bir numara da yok telefonlardaki gibi. Dışarıdan getir, oynat. Gayet de makul oluyor ki benim görüşüm şu yönde. Türkiye'deki çoğu konsol zaten çoğu kişinin evindeki konsol dışarıdan gelme. Ben buna inanıyorum. Çünkü baktığım zaman acayip bir konsol popülasyonu var. Neredeyse hani böyle 5 evden birinde bir konsol var. Ama satış rakamları öyle satış değil. Satış rakamı açıklıyorlar. 10.000 sattık. Bunlar nereden geliyor o zaman? Yani 10.000 sadece benim oturduğum bölgede vardır belki PlayStation. Oyunlarda da aynı şey söz konusu. Şimdi oyunlarda dışarıdan biliyorsun abi geliyor. Onlar bakıyorsun şimdi işte teknoloji mağazalarında orijinal sattıkları için adamlar satıyor işte 469 liraya. Bir bakıyorsun internete adam aynı oyunu satıyor 300 liraya. Nereden geliyor bu oyun? Dışarıdan kaçak geliyor. Onu bir şekilde herkes de onu alıyor zaten. Sonra Türkiye'de oyun satılmıyor. Türkiye'de aslında oyun satılıyor. Ama oyunlar nereden geliyorsa artık bize oradan satılmış gibi algılanıyor. O zaman bekleyeceğiz bakalım. Sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Önemli bir konu da Amazon Prime Türkiye'ye geldi. Evet. Bu arada şunu söyleyeyim. Amazon Prime deyince aklınıza Prime Video gelmesin. Prime Video zaten kullanılıyordu Türkiye'de. Ama Amazon Prime hizmeti belli bir abonelik karşılığında özellikle Amerika'da çok yaygın kullanılan bir hizmet. Size işte belli ayrıcalıklar tanınıyor. İşte 24 saatte kargo yapma, işte ne bileyim belli fırsatlara önceden ulaşma falan gibi bazı özellikleri var. Prime Gaming'i kullanabiliyorsunuz. Bunun gibi özellikler size otomatik olarak sunuluyor. Artık o da Türkiye'ye resmi olarak geldi ve aylık 7.99 TL'ye hem Netflix rakibi Prime Video'ya abone olabiliyorsunuz hem de diğer fırsatlardan da faydalanabiliyorsunuz. Fiyat çok uygun bu arada. Evet, aynı fikirdeyim. Şimdi şöyle bir şey var. Amazon Prime Video'da özellikle ki ya diğer özellikler açıkçası çoktu böyle ben araştırdım onları. Aman aman bir şey değil. Zaten Amazon'dan bir ürün aldığınız zaman ertesi gün genelde ulaşmış oluyor eğer satıcısı Amazon'sa. Onun haricinde diğerleri de ücretsiz oyunlarda bazı size hani şeyler veriyor. Avantajlar falan veriyor. Ama baktığımız zaman video tarafında yani Prime Video'da fiyat gerçekten çok uygun. Özellikle yurt dışı ile kıyasladığımızda arkadaşlar 1 dolara falan geliyor ki imkansız bir şekilde yani Amerika'da bu fiyatlara bu üyelikleri çünkü Avrupa'da 5 euroydu. Yani Türkiye'de kullananlar daha önce 5 euroya kullanıyordu. Ama Türkçe falan da vardı altyazı bir kısmında. Hepsinde evet, değil ama şimdi herhalde tamamen Türkçe çevirdiler. Evet, Türkçe altyazı var çoğu şeyinde, içeriğinde. Dün ben biraz baktım da var olmayan birkaç tane içerikte mevcut. Ha Netflix'te de mesela birkaç içerikte ne Türkçe altyazı var ne Türkçe dublaj var yani onlar var. Amazon Prime'de şöyle bir şey var arkadaşlar. İçerik ağı Netflix kadar geniş değil. Ama kalite olarak baktığınızda Netflix'ten hani daha kaliteli içerikler olduğunu görüyoruz. Ki Netflix özellikle son zamanlarda çok eleştiriyor. Her eline kamera alan Netflix için bir içerik çekiyor diye. Ki gerçekten bazı hani filmlerine dizilerine baktığımızda. Saçma sapan. Yani işte ilk yerli film dediler. Trende geçen bir filmi dayadılar. Evet. Bitti yani. Bir tane daha geliyor bu arada yeni bir yerli film daha. O otobüste mi geçiyor? Yok o böyle Beyoğlu'nun arka sokaklarında geçen bir hikaye galiba. Fotoğraflarını öyle anladım ben. Ama Türkiye'ye gelmesi iyi. Rekabet iyidir. Yani Netflix'in yanına şey gelsin. Ya Türkiye'de Disney Plus gelsin. Hani, başkaları da gelsin. Blue TV falan filan vardı da onlar şimdi Netflix'le rekabet edecek seviyelerde değillerdi. Evet. Disney Plus'ı ben özellikle bekliyorum ama bu Marvel dizileri çıktıktan sonra o gelir muhtemelen. Şu anda zaten çok öyle aman aman bir içerik seviyesi yok. Zaten abone seviyesi de beklenilen düzende değil. Muhtemelen Marvel'ın sinematik evreniyle ilişki olan diziler çıktıktan sonra o da bir patlama yapacaktır. Onu da merakla bekliyoruz. Evet arkadaşlar, bir Teknoloji Oku yorum programının daha sonuna geldik. Haftaya yeni bir bölümde buluşmak üzere demeden önce YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağda takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.